Merhaba, ben Mustafa Büyüktürk. Bugün Artillery Sidewinder X1 yazıcımızın kurulumundan, tabla kalibrasyonundan ve gösterge panelinden bahsedeceğim. Sidewinder X1, %95'i kurulu gelen bir yazıcı. Monte etmemiz gereken iki ana parçadan oluşuyor. Dilerseniz hemen kuruluma geçelim. Makinemizin orta bölümünde bulunan sağında ve solunda yuvalarına Z iskeletimizi oturtuyoruz. Bazen sıkı geçme olabilir bu parçalar. Eş zamanlı ve dik açıyla takmaya özen gösterelim. Sağında ve solunda yine 4 tane vidayla altından bunları sıkıyoruz. Uygun alyan da yedek parça kutumuzun içerisinden çıkıyor. Bunu sıkmadan önce makinemizin kablolarının bu direklerin altında kalmadığından emin olalım. Çünkü bazen burada filament kopuk sensörü biraz diğerlerine göre daha uzun oluyor ve direğimizin altında kalabiliyor. Burada kablonun ezilmesi ya da kesilmesi filament kopuk sensörümüzün çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Her soketin pin dişleri birbirinden farklı olduğundan dolayı ve boyları farklı olduğundan dolayı herhangi bir yanlış takma gibi durumlar söz konusu değil. Bütün soketlerin yuvaları birbirine tam denk geliyor. 20 pin flat cable'ımız ve 30 pin flat cable'ımız var. Gördüğünüz üzere bir tanesi extruder'imizin sağ kısmında bulunuyor. Bu 20 pin flat cable'ımız ve bir tanesi de sol direğimizin önünde bulunan 30 pin cable'ımız. Bunları takarken çok yavaş takalım ve dişlerin eğilmediğinden de emin olalım. Makinemizde bir güç varken bunları takıp çıkarmıyoruz ya da yarım takılı bırakmıyoruz. Tam takılı olduğundan emin oluyoruz. Bu kablolar arkı sevmiyor ve ark yaptırmamamız gerekiyor daha uzun ömürlü olabilmeleri için. Makinemizin iç bölümlerinde bulunan iki tane motorumuz var ve bir tane de X ekseninin solunda bir motorumuz var. Bunların bağlantı kablolarını takıyoruz. Makinemizin sağ kısmında bulunan iki tane soketi birbirine takıyoruz ve sol kısmında bulunan da bir tane filament kopuk sensörümüz var. Bunu da taktıktan sonra bunun diğer ucu da makara tutucumuzun üzerinde bulunuyor. Makara tutucumuzu Z iskeletine monte ettikten sonra soketin diğer ucunu da sensör üstüne takıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra güç kablosunu bağladığımızda ve enerji verdiğimizde yazıcımız çalışır konuma geliyor. Dilerseniz şimdi gösterge panelini mercek altına alalım. Cihaza güç verdiğimizde karşımıza sırasıyla Tools, Set ve Print seçenekleri geliyor. Bunların da üzerinde nozul sıcaklığını, tabla sıcaklığını ve fan hızını gösteren bir ibare var. Tools'a tıklıyorum. Heat'e tıklayarak başlayalım o halde. Önümüze gelen ekrandan nozul sıcaklığımızı ve yatak sıcaklığımızı manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Sıcaklık parametresini 1, 5, 11 seçenekleriyle arttırıp azaltabiliriz. Filamentimizi takarken ve sökerken önce nozul sıcaklığımızı arttırmamız gerektiğini unutmayalım. Sonra geri tuşuna basıyorum ve Tools ekranına geri geliyorum. Extrude kısmından filament eritme işlemini otomatik olarak cihazımıza yaptırabiliyoruz. Eritmek istediğimiz filament uzunluğunu ve hızını belirledikten sonra in butonuna bastığımızda nozulun ucundan eriyik malzeme geldiğini görmemiz gerekiyor. Tüy olarak şunu söyleyebilirim. Eriyik malzemenin biraz tombik geldiğini görmemiz lazım. Çok ince bir eriyik akışı görüyorsanız muhtemelen nozul bozulmuştur ya da içerisinde erimeyen bir tabaka kalmıştır. Tekrar Tools ekranına geri geliyorum. Move kısmından X, Y, Z eksenlerini manuel olarak hareket ettirebiliriz. Özellikle nozul ucunu rahat bir şekilde görebilmek için Z Up butonunu çok kullanacağız. Aynı şekilde uzunluk ölçüsünü buradan set edebiliyoruz. Artı veya eksi işaretine her tıklayışımızda girmiş olduğumuz değer kadar tablamızı, extruder'imizi veya Z ekseninin hareket ettiğini gözlemleriz. Tools ekranına geri geliyorum. Home kısmından eksenlerimizi yazıcının belirlediği başlangıç noktalarına getirebiliriz. Bir sonraki butonumuz level butonu. Burası tabla kalibrasyonu yaptığımız alan. 4 köşeden ve bir orta noktadan olmak üzere toplamda 5 noktadan kalibrasyon imkanımız var. Sırasıyla basıyoruz. Extruder kafamız tablanın sol ön kısmına yaklaştı. Nozul ve tabla arasındaki mesafe bir kağıt kalınlığı kadar olacak. Elimize bulabildiğimiz en ince kağıdı alıyoruz. A4 olur. A4'ten daha ince bir kağıt bulabilirsek daha da güzel olur. Tabii ki de burada incelikten kastım zar gibi bir kağıt değil. Kağıdı bir elimizde tutuyoruz ve diğer elimiz tabla altındaki tekerleklerde olacak şekilde kağıdı ileri geri hareket ettiriyoruz. Katlanmadan ve yırtılmadan nozula sürtmeli ve hışır hışır ses çıkartmalı. Bu işlemi diğer 3 köşe içinde yapıyoruz ve sonuncuyu yaptığımızda aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz. 4 köşeden iyi bir şekilde kalibrasyon yapılmışsa orta noktadan bir daha kalibrasyon yapılmasına gerek kalmaz. Orta noktanın diğer köşelere nazaran biraz daha açık kalabileceğini unutmamamız gerekmektedir. Tools ekranına geri döndüğümüzde
Change butonunu görüyoruz. Burası filament değişikliği yaptığımız ekrandır. Baskımızın olmadığı durumlarda kullanmamızın çok gerekmediği bir bölüm. Baskı sırasında ise filament bitmişse mutlaka tıklamamız gereklidir. Bu butonu kullandığımızda motorlar kilitlenir ve filament değişimi sırasında ekstrüderin sağa sola hareket etmesi engellenir. Bir sonraki butonumuz mor butonu. Bu kısımda ekstrüderin altında bulunan LED modülü kontrol edebiliyoruz. Bizlere 4 farklı ışık seçeneği sunduğu gibi istersek de siyah renk ile kapalı modu da kullanabiliriz. Şimdi başlangıçta gördüğümüz açılış ekranına geri dönelim ve Tools'un hemen yanındaki set kısmına bakalım. File bölümünden modelimizi hangi bellek üzerinden yazıcıya okuttuğumuzu seçiyoruz. Tıkladığımızda karşımıza microSD ve USB bellek olacak şekilde iki seçenek geliyor. Eğer USB ile bir dosya okutma işlemi yapacaksanız USB resminin seçili olması gerekmektedir. MicroSD seçili ise yazdırmak istediğiniz baskıyı göremeyeceksiniz. Artilleri logosunun üzerine tıkladığımızda Wi-Fi modülü açma ve kapama tuşu var. Ancak şu anlık aktif bir özellik değil. Fan butonundan fan çalışma hızını manuel olarak ayarlayabiliyoruz. About kısmında yazıcının içerisindeki yazılımın versiyonunu görüyoruz. Buradaki yazılım versiyonuyla makine versiyonu karıştırılmamalıdır. Makinenin kendisi versiyon 4, yazılımı ise güncel sürüm olan 1.5'tir. Continue, G-code dosyalarımızı görebiliriz bu bölümden. MOF kısmından da motorlarımızı kapayabiliyoruz. Yine açılış ekranına geri döndüğümüzde ekranın sağ tarafında bulunan print butonuna tıklayarak SD kart veya USB içerisinde bulunan model dosyalarını yazdırmaya başlayabiliriz. Ekstra olarak size faydalı olacağını düşündüğüm birkaç bir şey söylemek istiyorum. Makine aptal bir alet. Siz dilimleyici programına ne kadar hakimseniz aslında o kadar iyi baskılar alıyorsunuz. Dilimleyici programınızdaki bütün ayarları tek tek okumanızı size tavsiye ediyorum. Tablo ayarını iyi yaptıktan sonra baskı alamama, tabloya yapışmama, yüzey kalitesi gibi sorunların zaman içerisinde nasıl bittiğini gözlerinizde göreceksiniz. Birisinin başarılı bir baskı alırken diğerinin bozuk bir baskı almasının altında bir neden olmalı. Her malzemenin, her modelin çalışma parametreleri birbirinden farklı olabilir. Asker tıraşı baskı almamamız gerekmekte. Burada tecrübe faktörü devreye giriyor. Ayrıca makinede PLA, ABS, TPU, PETG gibi birçok materyalle baskı aldık ve almaya da devam ediyoruz. Çalıştığımız materyaller hakkında bilgi toplamaya ve mantıklı denemeler yapmaya çalışalım. Yine de olmuyorsa destek isteyelim. Makineyi kurulum yaptıktan sonra makinenin tekerlekleridir, kayışlarıdır, ekstrüder kafası gibi yerleridir. Buraları söküp takmıyoruz. Bunların hiçbirisine gerek yok. Çünkü makineyi biraz önce anlattığım şekilde kurduğunuzda bu makineden çok kaliteli baskı sonuçları alırsınız. Makineyi iyileştirme çalışmalarını ise makineyi biraz öğrendikten sonra yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Bugün makinenin kurulumundan, tablo kalibrasyonundan ve gösterge panelinden bahsettik. Videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.